Arkası Yarın. Kırılan Testi ve Hukuk. 1. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Gerard De Villiers. Radyoya uyarlayan Sinan Serindere. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Ses Kayıt ve Montaj Mustafa Özcan. Program Yönetmeni Bahattin Apak. Hadi Paul, eğlenceye geç kalacağız. Yarım saattir bir elbise giyemedin mi? Geliyorum hayatım, geliyorum. Bir de biz kadınlar için geç hazırlanıyor derler. Hazırım karıcığım. Nasıl? Takım elbise giyince bir şeye benzedin mi? Şu iç cebindeki tabancayı çıkarırsan benzeyeceksin. Tabancanın kabarıklığı bayağı pot yapıyor. Ya Paul, eğlenceye giderken de silahını yanında taşımak zorunda mısın? Tatlım, insan polis olunca silahından ayrılamıyor. Hadi gidelim, hadi. Bir dakika. Hayır, açma. Rica ederim, cevap verme telefona. Ama hayatım, cevap vermem lazım. Belki bana ihtiyaçları vardır. Hayır dedim. Kusura bakma, açmalıyım. Alo. Paul, ben polis dedektifi, sen bağırdın. Rahatsız etmedim ya dostum. Bir dakika sonra arasaydın bulamayacaktın sen. Karımla bir eğlenceye gitmek üzere evden çıkıyordum. Kusura bakma ama kamuoyunu ayağa kaldıracak büyük bir cinayet işlendi. Cinayet mi? Kim öldü? June Arnold. Ne? June Arnold mu? Şu ünlü yıldız mı? Evet dostum. O ve 7 yardımcısı katledilmiş. Şu anda June Arnold'un malikanesindeyim. Gelsen iyi olur. İyi ama bu cinayet masasının işi değil mi? Biliyorsun ben bölge savcısı komiseriyim. Savcı Forrest'in haberi var. Senin de ilgilenmeni istediği için arıyorum. Tamam tamam. Hemen geliyorum sen. Güzel. Öyleyse sen gelinceye kadar hiçbir şeye el sürmemeleri için çocuklara talimat vereyim. Yalnız biraz acele et. Gazeteciler çakal gibi üşüşmeden gelip durmaya koysan iyi olur. Hemen geliyorum dedim ya. Jenny, hayatım... Sana inanamıyorum Paul. Sana o telefona bakmamanı söylemiştim. Özür dilerim tatlım ama ben polisim. Namussuz. Namussuzlar. Sen bu meslekte kaldığın sürece hayatımız hep böyle devam edecek. Hiçbir şey planlayamayacağız. Hiçbir yere gidemeyeceğiz. Jenny, hayatım, biraz makul ol ne olur. Benim işim bu. Ne yapabilirim? Eğlenceye başka bir akşam gideriz, olmaz mı? Bizim asla başka bir akşamımız olmayacak Paul. Şimdi buradan defol ve beni rahat bırak. Nereye istersen git. Hırsız polisçilik oyna ama benimle hiç ilgilenme. Bundan sonra ben kendi kendime eğleneceğim. Jenny, bir tanem... Mesele mühim olmasa gitmezdim. Şu ünlü sinema oyuncusu June Arnold ve 7 hizmetkarı öldürülmüş. Bölge savcısı bu işe benim bakmamı istemiş. Eğlenceye yarın gideriz, tamam mı? Bana para ver. Ama hayatım... Şimdi derhal bana para vermeni istiyorum. Eğer vermeyecek olursan mücevherlerimden birinin rehin vereceğim. Bunun da ufak bir şey olmadığına emin olabilirsin. Tamam Jenny, tamam tamam. Al bakalım, $20. Ne yapacağını sorabilir miyim? Seni ilgilendirmez. Kadın halimle bir yere gidip eğleneceğim işte. Peki Jenny. Eğer böyle yapmak istiyorsan serbestsin. Fakat niçin bir arkadaşına telefon etmiyorsun? Yalnız canın sıkılmayacak mı? Benim için üzülme Paul. Kendi işimi kendim hallederim ben. Sen git cinayetlerinle meşgul ol. Peki. Nasıl istersen. Hoşça kal. Hoş geldin Paul. Buraya gelmek için bu kadar şık giyinmene gerek yoktu. Telefon ettiğinde karımla birlikte dışarı çıkıyorduk sen. Şimdi haftalarca evde rahat yüzü göremeyeceğim. Karımla münakaşa ettik. Aynı dert hepimizin başında dostum. Ben de güya karımla sinemaya gidecektim ama ne yaparsın? Katiller her zaman olduğu gibi planlarımızı alt üst ettiler. Bizim kaderimiz bu. Neyse. Anlat bakalım. Cinayeti nasıl haber aldınız? Saat 8'de June Arnold'un menajeri telefon etti. Kadınla bir randevusu varmış. Buraya geldiğinde kapının parmaklığını açık görerek hayrete düşmüş. Zira her zaman için kapı kilitli bulunurmuş. Kapıcı odasına girdiğinde adamı kanlar içinde yerde yatarken görmüş. Odadan malikaneye telefon etmiş fakat hiçbir cevap alamayınca içeri girmeyip hemen polisi aramış.
Şu menajer dediğin adam nerede şimdi? Arabasında oturmuş sinirlerini yatıştırmaya çalışıyor. Çok korkmuş zavallı. Beni arabasında beklemesini söyleyerek malikaneye girdim. Görülecek manzara değil doğrusu. Herifler 5 hizmetçiyi de temizlemişler. Neyle öldürmüşler? Hepsinin kafasına birer mermi sıkılmış. Peki ya şu meşhur yıldız Jun Arnold? O neyle öldürülmüş? Onun cesedini bahçedeki yüzme havuzunun içinde bulduk. Biri karnını bıçakla değişmiş ve sonra kafasını vücudundan ayırarak havuza atmış. Bu ne biçim bir vahşet böyle? Bunu yapan mutlaka deli olmalı. Peki şu an arkadaşlar ne yapıyor? Malikanenin içinde ve havuzda iz topluyorlar. Ellerine bir şey geçerse bana bildirecekler. Doktor geldi mi? Geldi. O da evde. Cesetleri muayene ediyor. Herhalde bize cesetlerin ölüm saati hakkında bir şeyler söyler. O da buna çalışıyor zaten. Biraz sonra gerekli izahatı verir zannediyorum. Cesetleri görmek ister misin? Dur, önce kapıcı odasına bir uğrayalım. Geldik zaten, burası. Gel. İşte, kapıcıyı gördüğün gibi oturduğu koltukta başına bir kurşun sıkarak öldürmüşler. Ziyaretçilerin kayıtlarının tutulduğu defter nerede? Burada. Bakalım bugün ünlü yıldıza kimler gelmiş? Belki bize bir ipucu verebilir. Katilin deftere kayıtlı olduğunu tahmin etmiyorum. Zaten kapıcı tanımasa ona kapıyı açmazdı. Evet, bakalım kimlerle randevusu varmış. Saat 15'te Jack Belling, adres yazılı. Saat 17'de Rita Strange, adresi yazılı. Saat 19.30'da Francis Coleman, adresi Glendale Bulvarı. Randevusuz. Ne dersin sen? Bu Coleman denilen kız aşağı yukarı cinayet saatinde buradaymış. Bilemiyorum Paul. Vaktimiz olunca hakkında bilgi alırız. Ama bu işte bir ilgisi olsaydı defterdeki sayfayı yırtardı zannediyorum. Doğru. Tabii unutmadığı takdirde. Burada işimiz bittiyse sana görmen gereken daha dehşetli manzaralar seyrettim. Şu çiçekler arasında yatan ceset kime ait? Bahçıvana. Onu göğsünden vurmuşlar. İyi geceler Komiser Paul. İyi geceler Doktor Holmes. Katliam oyununu görmeye mi geldin? Evet. Bahçıvan ne zaman öldürülmüş? Tahminen 1,5 saat kadar olmuş. Yani saat 7'den sonra öyle mi? Aşağı yukarı. Kapıcıyı öldüren silahla mı öldürülmüş? Evet. Yalnız bu ve kapıcı değil. Hepsi 45'lik bir silahla öldürülmüşler. Paul, bu iş bana profesyonel işi gibi geliyor. Nereden bu kararı vardın doktor? Adam hepsini ilk kurşunda temizlemesini bilmiş. Bu önemli bir delil sayılmaz. 45'lik bir tabancayla ateş edildiğinde silahı kullananın profesyonel ya da amatör olması bir şey ifade etmez. O zaten işini görür. Yeter ki isabet etsin. Evet, burada göreceklerimizi gördük. Bir de malikaneye bakalım. Arkadaşlar, bir şeyler bulabildiniz mi? Yalnızca kurşunları bulduk dedektif. Başka bir şey yok. Yabancı parmak izine rastlanılmadı. Tahminlerimize göre katil eve girmiş, herkesi öldürdükten sonra da bir yere dokunmadan çıkıp gitmiş. Ya da işini görürken eldiven giymiş. Bence son derece profesyonel bir iş. Tek kurşunda öldürüyor. En ufak bir ipucu bile bırakmıyor. Öldürülen 6 hizmetçinin cesetlerini görmek ister misin? Gerek yok. Önemli olan parmak izi ya da ipucu. Adamların bir şey bulursa zaten sana haber verirler. Öyleyse gel seni meşhur sinema yıldızı Jun Arnold'u bulduğum havuza götüreyim. Doktor da gelmiş. Jun Arnold'un cesedini kontrol edecek. Ceset hala havuzun içinde. Baksana, suyun rengi kadının kanından pembeleşmiş. Gel şu cesede bakalım. Ben kadının cesedine bir kere baktım. İkinci defa bakmaktan zevk alacağımı sanmıyorum. İşte bak, cesedi görüyor musun? Hmm. Suyun içinde. Evet. Başsız bir cesedin görüntüsü korkunç oluyormuş. Kadının kafası nerede? Bulduğum yere bıraktım. Görmek ister misin?
Şezlonglardan bir tanesinin üzerinde duruyor. Hayır hayır, teşekkür ederim. Junanot olduğundan eminsiniz değil mi? Hiç şüphe yok. O güzel suratı kim tanımaz ki? Sayısız filmini izlemiştim kadının. İşiniz bittiyse kadının cesedini havuzdan çıkartıp muayene edebilir miyim baylar? Tamam doktor, görmemiz gerekenleri gördük. İşinize devam edebilirsiniz. Raporunuzdan bir kopya da bana gönderirseniz sevinirim. Tabii gönderirim. Hadi çocuklar. Tamam. Hadi. Cesedi sudan çıkarın bakalım. Yavaş, yavaş, yavaş bu tarafa, yavaş. Hadi. Evet, evet, evet. Tamam. Şimdi sıra Jun Arnold'un menajeri Harrison Feather'la konuşmaya geldi. Sam, telsizle emir ver de adamı malikaneye getirsinler. Tamam Paul. Ben müfettiş Sam Bardin. Maktulün menajeri Harrison Feather kapıda arabasının içinde oturuyor. Onu malikaneye getirin. Tamam. Anlaşıldı müfettiş. Tamam. Söyle bakalım komiser Paul. Ne düşünüyorsun? Bu bana ev ve evdeki herkesi iyice tanıyan biri tarafından yapılmış gibi geliyor. Bir defa kapıcı randevusu olmadığı halde kendisini tanıdığı için içeriye bırakmış. İkinci olarak da kendisini ele verirler korkusuyla bütün hizmetkarları öldürmüş. Umarım delilik krizi tutan birinin işi değildir. Böyle olmuş olsaydı kapıcı içeriye girmesine müsaade etmezdi. Belki bırakmıştır. Bu adamın anlattığı hikayenin cinsine bağlı. Dikkat edin, cesetler ambulansa konulacak. Cesetler taşınıyor. Biz de içeri girip Harrison Feather'ı bekleyelim. Sam, sence Feather denilen adam cinayet zanlısı olabilir mi? Hiç sanmıyorum Paul. Böyle büyük çapta temizlik yapacak bir adam tipi yok onda. Sonra böyle bir şey yapması için hakikaten aklını oynatmış olması gerekir. Neden? Jun Arnold'un menajeri olarak dünyanın parasını kazanıyordu. Adam küçük bir servet yapmış onun sırtından. Durup dururken altın yumurtlayan tavuğu keser mi hiç? Doğru söylüyorsun. Bu takdirde bir düşmanı bu işi yapmış olabilir. Evet, olabilir. Arnold gibi ünlü bir Hollywood starının birçok düşmanı olması normal bir şeydir. Kim bilir kime ne yaptı ki katil onu böylesine hunharca öldürdü. Evet, ancak kindar biri işleyebilir böyle bir cinayeti. Bu kadın hakkında neler biliyorsun sen? Nedense sanat dünyası karanlık işler çevirenlerle yakın dostluklar içinde. Jun Arnold'un da o karanlık dünyada birileriyle bir dostluğu var mıydı acaba? Olmaz olur mu? Bir ara Jack Morer'in dostu olduğu söylentileri çıkmıştı. Hangi Morer? Şu mafya babası Jack Morer mi? Evet. Yapma canım. Peki nasıl bir dostlukmuş bu? Kesin bir şey söyleyemem ama gizlemelerine rağmen Morer'le birlikte olduğunu herkes biliyor. Bundan emin olmak isterim. Bu çeşit bir cinayet ancak Morer gibi bir adamın elinden çıkar. 2 sene evvel yaptığı katliamı hatırlasana. 7 kişiyi duvar kenarına sıralayarak makineli tüfekle öldürmüştü. Ama bu işi onun yaptığı kesin olarak ispat edilemedi ki. İspat edilememesinin sebebi de sizin cinayet bürosu polislerinin gerekli delilleri toplayamaması olmuştu. Cinayet masası amiri komiser Macken hiç de o fikirde değildi. Ona göre bu işi Morel'in sırtına yüklemeye gayret eden Jacobi çetesi yapmıştı. Ama buna rağmen o da benim kadar bu işi Morel çetesinin yapmış olduğunu biliyordu. Bu cinayeti de muhakkak o işlemiştir. Anlaşılan şu, Jack Morer sende saplantı halini almış. Ayağın taşa çarpsa bunu ondan bileceksin. Onu hapse sokmak seni memnun edeceğe benziyor. Eksik söyledin. Onu elektrikli sandalyeye oturmuş görmek beni çok daha memnun eder. Bunu çoktan hak etmiştir o namussuz. Kırılan Testi ve Hukuk adlı oyunun 1. bölümünü dinlediniz. 2. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.